Ama Haber Bülteni Ali Efendioğlu'yla başlıyor. Merhabalar efendim. Türkmen Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bültene geçmeden önce başlıkları izleyelim. Başbakan Muhammed Şia el-Sudani, Lübnanlı mevkidaşı Necip Mikati ile Lübnan ve Gazze'ye yönelik devam eden Siyonist saldırılardaki son gelişmeleri görüştü. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Siyonist oluşumunu sorumlu tutulması çağrısında bulundu. Irak hükümeti resmi sözcüsü Basim el-Avvadi Irak'ın Riyad'taki acil Arap ve İslam zirvesi sırasında Filistin davası için Arap desteğini harekete geçirmeyi ve Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları durdurmayı sabırsızlıkla beklediğini doğruladı. Lübnan dahil Güney ve BK bölgelerindeki kasabalara yönelik büyük Siyonist saldırılarda 41 Lübnanlı şehit oldu. Hizbullah ise işgal altındaki Filistin topraklarındaki Akiz, daha doğrusu yerleşimindeki sanayi bölgesini hedef aldı. Bir kez daha yayınımıza hoş geldiniz. Başbakan Muhammed Şia el-Sudani, Lübnanlı mevkidaşı Necip Mikati ile Lübnan ve Gazze'ye yönelik devam eden Siyonist saldırılardaki son gelişmeleri görüştü. Başbakan Irak'ın Lübnan ve halkıyla tam dayanışmanı ve Lübnan halkını ve onların topraklar üzerindeki egemenliklerini korumaya yönelik tüm çabalara destek verdiğini yeniledi. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Siyonist oluşumun sorumlu tutulması çağrısında bulundu. Mikati yapmış olduğu açıklamasında yaşanan bariz saldırının tüm unsurlu uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğine dikkat çekti. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, dünya çapındaki ülkeleri Siyonist oluşumu bağlarını kesmeleri çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun işgale yaptırım uygulanmasını yönündeki kararının uygulanması çağrısında bulundu. Başbakan Muhammed Şia el-Sudani, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıyı tartışmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Ortak Arap ve İslam Zirvesi'ne katıldı. Başbakan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılımı sırasında Siyonist saldırganlığının yansımalarını tartışmak ve suç teşkil eden davranışlarını durdurmak, ayrıca dünya kamuoyunu harekete geçirmek için ortak eyleme geçmek üzere bir Arap-İslam zirvesi düzenlenmesi çağrısında bulunmuş olması dikkat çekicidir. Öte yandan Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, bölgedeki savaşın durdurulması ve güvenlik ve istikrarı artıracak çözümler bulmak için çalışmanın gerekliliğini vurguladı. Bu açıklama, Arap-İslam Zirvesi'nin bakanlar toplantısına katılmak üzere Suudi başkenti Riyad'da bulunan Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Bu Habibi ile yaptığı görüşme sırasında geldi. Toplantıda ayrıca uluslararası toplumun bu saldırıyı durdurmak için harekete geçmesi gerektiği de vurgulandı. Irak hükümeti resmi sözcüsü Basim el-Avvadi Irak'ın Riyad'daki acil Arap ve İslam zirvesi sırasında Filistin davası için Arap desteğini harekete geçirmeye ve Lübnan'a yönelik saldırıları durdurmayı sabırsızlıkla beklediğini doğruladı. El-Avvadi bir gazete makalesinde Irak'ın bu zirveyi Siyonist savaş makinesi tarafından bir yıldan fazla bir süredir şehit edilen ve göç ettirilen Filistinlileri ve Lübnanlıları desteklemek için bir platform olmasını istediğini söyledi. البحث عن مفقودين في الضاحية الجنوبية لبيروت. Lübnan Dağı ve Güney ve Beka bölgelerindeki kasabalara yönelik büyük bir Siyonist saldırıda 41 Lübnanlı şehit oldu.
Sağlık Bakanlığı bölgedeki konutlara yönelik saldırıların 31 sivilin yaralanmasıyla sonuçlandığını belirterek yaralılardan çoğunun durumunun oldukça kritik olduğunu ifade etti. Hizbullah ise işgal altındaki Filistin topraklarındaki Akzif yerleşimindeki sanayi bölgesini hedef aldı. Medyada partiye ait bir drone'un sanayi bölgesinde patlayarak kuzey bölgesinde büyük bir yangına yol açtığı bildirilirken itfaiye ekiplerinin bölgede yayılan yangını söndürmeye çalıştığı belirtildi. Siyonist işgal ordusundan iki subay Gazze Şeridi'nin güneyindeki Filistin direnişinin açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı. Medya kuruluşları tank savar mermisinin askerlerin daha doğrusu korunduğu bir aracı imha ettiği bildirildi. El-Kassam Tugayları savaşçılarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beit Lahya'da 15 askerden oluşan Siyonist piyade kuvvetini sıfır mesafeden hedef alıp onları öldürdüklerini duyurdu. El-Kassam ayrıca Beit Lahya'nın batısındaki El-Baraka bölgesinde işgal gücüyle çatışma çıktığını ve işgalcilerin bir kısmının öldürüldüğünü ve diğer bir kısmının yaralandığını duyurdu. İşgal altındaki topraklarda Yemen füzesinin durdurulması ardından işgal altındaki Kudüs yakınlarında yangınlar çıktı. Video görüntülerinde işgal altındaki Kudüs kenti yakınlarındaki Beit Şems yerleşim yerinde çıkan yangınları gösteriyordu. Ordunun Yemen'den fırlatılan füzeyi düşürmek için fırlattığı önleme füzelerinin parçalarının düştüğünü ifade etti. Siyonist işgalcilerin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat kampına düzenlediği bombalı saldırıda 4 sivil şehit oldu. Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı saldırılarda Nusayrat kampının batısındaki yoğun top atışlarının da eşlik ettiği bunun sonucunda çok sayıda silahsız sivilin yaralandığını belirtti. Bakanlık açıklamasında ayrıca savaşın başlamasından bu yana toplam şehit sayısının yaklaşık 43.603'e yükseldiğini bildirdi. Siyasi açıdan Hamas lideri Usama Hamdan hareketin Gazze'de ulusal bir mutabakat hükümetinin kurulması yönünde ilerlemek için tüm Filistinli partilerle diyaloglarını sürdürdüğünü söyledi. Hamdan açıklamasında ayrıca Filistin hareketlerinin topraklarına ve insanlarına yönelik haklarına karşı her türlü detayı reddettiklerine dikkat çekti. Hollanda'da ise polis Amsterdam'daki gösteri yasağına karşı gelen 100'den fazla Filistin yanlısı göstericiyi tutukladı. Medya yüzlerce kişinin başkentteki Dam Meydanı'ndaki toplandığını, Gazze Şeridi'ndeki Siyonist savaşın sona ermesi ve çocukların devam eden saldırılardan korunmasını talep ettiğini bildirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in resmi daveti üzerine Cumhurbaşkanı Abdülatif Cemal Reşit, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Sağlık Bakanı Salih El Hasnavi ve Parlamento Tarım ve Su ve Sulak Alanlar Komitesi Başkanı Falih El Hazali'nin de yanı sıra çok sayıda yetkilinin ve danışmanının da yer aldığı bir heyet eşlik ediyor. Basra valisi Asat el-İdani ildeki nüfus sayımı yapılmasına hazır olduğunu duyurdu. Vali Yüksek Nüfus Sayım Kurulu'yla görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında ildeki gerçek vatandaş sayısının belirlenmesi için nüfus sayımı yapılmasının önemine vurgu yaptı. Min ajl al-wuquf ala al-adad al-haqiqi lil-muwatinin al-iraqiyin fi muhafazat al-Basra. البصرة بالسنوات الأخيرة العدد فيه ازدياد
تام وفي صعود كبير، لذلك هذا التعداد راح يحدد العدد الحقيقي لمواطنينا في محافظة البصرة. الهدف من هذا الاجتماع هو إنجاح عملية التعداد المرتقبة، وإن شاء الله أنه تكون هذه العملية ناجحة 100% من أجل الوقوف على العدد الحقيقي للمواطنين العراقيين في محافظة البصرة. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Dicle Kız Lisesi'nde elektronik şantajın tehlikeleri ve bunu önleme yolları konusunda bir bilinçlendirme ve eğitim kampanyası düzenledi. Kampanya şantajıyla nasıl başa çıkılacağını ve şantajının nasıl ihbar edileceğini açıklamayı amaçlıyor. الأمن الوطني في وزارة التربية إنما هناك ندوات عديدة ونحن داعمين لهذه الندوات كون لما لها حقيقة من أثر واقعي على الطالبات على جميع الطالبات. أقامت هذا اليوم مديرية تربية الرصافة الثانية بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني ندوة تخص الابتزاز الإلكتروني حقيقة، وهذه الندوة ليست الأولى التي يقدمها جهاز الأمن الوطني في وزارة التربية، إنما هناك ندوات عديدة ونحن داعمين لهذه الندوات كون لما لها حقيقة من أثر واقعي على الطالبات على جميع الطالبات. Başkent Bağdat'ta bulunan El-Bettavim bölgesi güvenlik operasyonunun ardından güvenlik ve istikrara kavuştu. Geniş bir hizmet kampanyası kapsamında tüm yollar açılırken bölge sakinleri hükümetin kendilerini suç şebekelerinden ve aranan kişilerden kurtarmak için gösterdiği çabaları övdü. Çevre Bakanlığı Irak'ın mayınları tespit etmek için modern ekipmanlara sahip olduğunu, bu dosyayı tamamlamak için 4 yılımız var dedi. Çevre Bakanlığı, Irak mayınları tespit etmek için modern ekipmanlara sahip olduğunu, bu dosyayı tamamlamak için 4 yılımız var dedi. Çevre Bakanlığı yaptığı açıklamada, Irak genelinde 4000 kilometrelik mayınlarla kirlenmiş alanların temizlendiğini belirtti. Ayrıca tüm kirlenmiş alanların 2028 yılına kadar temizlenmesi için çalışmaların devam ettiğini ve hükümet kurumları, örgütler tarafından kullanılan modern ekipmanların mevcut olduğunu vurguladı. Çevre Bakanlığı'na bağlı Mayınlar Dairesi İletişim Müdürü Mustafa Hamid yaptığı açıklamada, Irak'ın katıldığı uluslararası anlaşmalar doğrultusunda örneğin Auto Anlaşması ve Küresel Patlayıcı Mühimmet Anlaşması gibi mayınların dosyası 2028 yılına kadar tamamlanması bekleniyor dedi. Hamid, kirli alanların %50'den fazlası temizlendi ve şu anda 2003 yılında tespit edilen 6000 kilometrelik alandan geriye yaklaşık 2000 kilometrelik kaldığını belirtti. Hamid, Irak mayın tespiti için modern ekipmanlara sahiptir ve bu ekipmanlar Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, diğer insani yardım kuruluşları ve ticari şirketler tarafından kullanılmaktadır dedi. Tüm bu çalışmalar Mayınlar Dairesi'nin denetiminde gerçekleştirmektedir dedi. Tarım arazilerinin iadesi ve BAS rejimi meclis kararlarının iptali konusunda tartışmalar devam ederken Kerkük Valisi Dibis ilçesinden çok sayıda çiftçiyle bir araya geldi. Tarım arazilerinin iadesi ve BAS rejimi meclisi kararlarının iptali konusunda tartışmalar devam ederken Kerkük Valisi Dibis ilçesinden çok sayıda çiftçiyle haklarını ve ellerinden çalınan toprakları geri alabilmeleri için çözüm bulmak amacıyla bir araya geldi. Kerkük Valisi Revvar Taha, Dibis ilçesi ve ilçeye bağlı köyleri temsil eden çok sayıda çiftçiyle bir araya geldi. Toplantıda aslında ilçe halkına ait olan tarım arazilerinin geri alınması tartışıldı. O tarihten bu yana çiftçi olarak mesleklerini icra edemediklerine yönelik bu konuyla ilgili Kerkük Valisi Revvar Taha, yaşananları halka anlatmak için bir basın toplantısı düzenledi. Vali yaptığı açıklamada, BAS Partisi'nin kararları nedeniyle Kerkük Yerel Yönetimi'nin
Dips ilçesi ve diğer ihtilaflı bölgelerde çalışma, hizmet ve proje oluşturulmasını, bunu da işlerde karşılıklı neden olduğunu ve vatandaşa hizmet etmediğini bildiriyoruz dedi. Bu konuda köylülerin haklarına kavuşması ve topraklarının geri alınması umuduyla ikinci bir genişletilmiş toplantı yapacağız ifade etti. Öte yandan ilçedeki vatandaşlar ve çiftçilerden biri de sorunlarını şöyle anlattı. Biz çiftçiler olarak bu arazilerin bize ait olduğunu gösteren tapularımız olmasına rağmen arazilerimizi geri alamamanın ve arazilerimizde tarım yapamamanın sıkıntısını çekiyoruz. Hükümetin adil olmasını umuyoruz. Tel Afer ilçe kaymakamı hukukçu Halil Mösin El Habiş, Ninova İl Meclisi Üyesi Kültür, Turizm ve Eski Eserler Komitesi Başkanı ve Ninova Eski Eserler Müfettişi'nin içinde bulunduğu heyetin ziyareti hakkında bir açıklama yaptı. Tel Afer Kaymakamı Sayın Halil Mösin El Habiş ilçeyi ziyaret eden Kültür Bakanlığı heyetinin Tel Afer Kalesi'nin projesini takip etmeklerinden konuştu. Ziyaret eyledi bizi Reis Lünneti Thakafa ve Siyaha ve Athar. Meclis muhafazada bilasınca müsteşar maali vezir thakafa varıydı. Bilasınca aza aharin, müdir athar Ninova. Ziyaramız kal'iye oldu, kal'at tellafar. Hasırlandı muvafakat seyyidil muhafız. Bize hasırlandırla 3 milyar li ikmal al kal'a sur al kal'a. Taban bu 3 milyar da aydan şey bi'tibar methaf mezvar, ka'a orda iliyuk. İttifak ile adıgımı enne münassat-ı şehid orada olur, hadayık olur. Ondan sonra mahallat eseriye ticariye, yani kal'a kamil, mantıka siyahiye eseriye olur. Tabi'an ba'sı ahalinin evi var orada, yani mülk sırf. İstarık bize yani kimin yeri var ise, egez kal'anın içinde, av egez Kal'a'dan altta ben nuraci'lar. Lan Kal'a'nın içinde bu istimlek olur. Kal'a'nın altta bu dair medar Kal'a. İttifak olunur. Lan baha athar kabillemez. Bi ennu yekha evi yengişten tutta. Bunlar athar yani tutar ila tıraz. Yani eski tıraza göre yok. Eski turathi tutar özen. Eges çeyhana ilese, eges ilese. El muhim lazım raci'liyela bize. Taban bunların hıbrası var. Nefsi bunlar yani içinde işleyenler. Lan gir yerde musul kadimede tuttular nefsi bu şey. Taban işleri paktı. Özler de işliyle ala tasamim. İçine de murakab var. Atardan. Biz istedik evvel şey be orada devair var idi bir daire çıkmaz oraya. Ma ada egez şırta olsa şırtatil siyaha olur. Aydan tutulur ne de taraz el kadim yani eseri olur. Yani orada devair olmaz. Orada kemmellenir kamil kal'a. Ondan sonra münasıt şühada olur içinde nasb-ı şehid. İçinde methafiler kaadak lilmünasebat. Ondan sonra istiyor orada ne münasebemiz olsa tlafarda olur. Bi'tibar nece indi Musul'da var sahat-ı ihtifalat. Sahat-ı ihtifalatımız kal'ada olan Ramz-ı Medine. Tel Afer'in kal'asına önem vermek ilçenin tarihini korumaktır. Tel Afer ilçesinden Galip Sto, El Türkümen Uydu kanalı. Her kış mevsiminin başlamasıyla birlikte Diyale'nin El Gatun bölgesinde yaşayanlar yağmur suyu, kanalizasyon ve yol kesintilerinden mağdur oluyor. Her yıl yağmur mevsimi başlayırken Diyale'nin Gatun ilçesinde vatandaşların sıkıntıları başlıyor. Kanalizasyon bir taraftan ve yağmur suları da bir taraftan vatandaşın hayatına engel oluyor ve sokakları kapatıyor. Bu sıkıntımız 10 gün 15 gün sürer her yağmur yağmasında. Ondan sonra kurutması başlar. Aracımız çukura düşerken zordan çıkar. Yağmur yağarken evden okula gidebilmiyoruz. Yüz bin kişiden fazla bu ilçede yaşıyor.
ve devletten hizmet bekliyor. Belki Allah nın etmen hayal meşru. Daha doğrusu hizmet bekliyoruz. Bize söz verdiler. Yağmur yağarken hiçbir yere çıkabilmiyoruz. La siyara tekrar tatla. La nıkdar nıtla, la nıkdar ıttıp. O cihane yani fedmara ıttıpsın bıttın yıtlaun. Yani şir hu hâdâ hâl. Valla ala vele lâmin vakit ikhalsunne ya. Çıkıp gelebilmiyoruz. Çocuklarımız kirli su içinde. Yeni proje bekliyoruz. Durumumuz çok kötü. Tosur Malt ilçesinde bulunan El Mütenebbi Genel Kütüphanesi'ndeki müze TİKA tarafından imar edildi. Tosur Malt ilçesinde bulunan El Mütenebbi Genel Kütüphanesi'ndeki müze yeniden TİKA tarafından imar edildi. Tosur Malt ilçesinde bulunan Genel Kütüphanesi'nde yeniden hayat başladı. Yeniden restore edilen kütüphanedeki müze kapılarını okullar için açtı. Fikre bilirsiniz 2020 11. ayda buranı usulü yeni ettik özün fikrini. Biz hafifiydi, mavat hafifiydi. Bundan bir 6 ay evvel Vekalel Türkiye ile Taavun Tensi başvurdu. Bana dedi neyi var dedim. İsterim daha tatavur edeyim özün. Daim ettiler bizi. Bunu tatavur ettik. Zaten el kattı özüne bizim Yılmaz Abrada Neccar bir şeyimiz var idi. Mülhak ettik özün. Belekona ona da yardım etti bize. Memnun o özünden. Methaf demek neydi? O Medine'nin umukudu tarihidir. Methaf olmasa tarihi yoktu. Ke resimden, ke fotoğraf, ke mevat, mevruthat kadime, entikat bular aksidir o Medine'nin tarihinden. Ziyaret var ha Medine'den de ve haric Medine'den de gelirler, ziyaret ederler. Hamdolsun. Aç çıktı da hafta kamil buranı. Ha. Millete aç çıktı. Millete aç çıktı o yüzden. İftitah vekale dedi. Biz geldik biz özümüze has bir iftitah eder o yüzden. Dedi aç millet çözün. Şimdi milletim çalışmışım o yüzden. Müftüht. İnşallah. Gözümüzden sağ olasın. Kütüphane ve müze müdürü Rıza Adnan Hoca kameramıza konuşarak yeniden tamir edilen bu müze 2020 yılından beri üzerinde çalışılıyordu. Burada çok eski ve değerli antik eşyaların bulunduğunu belirterek bunları korumak lazım dedi. 2020'de Mullah'ın bir fikresi var idi. Methaf tatavur etsin. 2024'te tatavur etti. Özün çok bir güzel yeri getirdi. Bir Medine'nin neyden birlik yani tarihi neyden bilir, methaften eski şeylerden. İnşallah gelecek günlerde daha güzel yani tatavur eder. Yani hazır edilir de herkes ziyaret etsin bu methafı. 24 saat açıldı her vakit, hafta kamil gelinler, hoş geldin. Meme kanserini önlemek amacıyla Kerkük'te Karaaltun Kültür ve Sosyal Kalkınma Örgütü tarafından konuyla ilgili bilimsel bir panel düzenlendi. Meme kanserini önlemek amacıyla Kerkük'te Kara Altın Kültür ve Sosyal Kalkınma Örgütü tarafından bilimsel panel düzenlendi. Panelde konuşmacı olarak katılan Doktor Ali Mümtaz El Müfti meme kanseri ile ilgili önemli bilgiler verdi. Bir hastalık dermanı var ise, düşmanı tembellik ise yazıktı birden geçin esasından. Ben çok temenni ederim. Bir küçük bir gıriyet oğlu, bir şecaat oğlu, hasta öz özünü fahseder. İldeki kereteler çok zahmet de kaltaydı bir. Yani sen her merkez tecmile, kadınlar maşallah ayda aylık yetme var tamam. Bes öz sahatı için, öz ehlatının sahatı için, sevdikleri kaybetmemek hatırı için ildeki kere çok asandı. Düzenlenen meme kanseri paneline çok sayıda aktivist kadınlar da katıldı. Kara Altın Kültür ve Sosyal Kalkınma Örgütü Başkanı, hukukçu Dünya Avcı kameramıza konuşarak düzenlenen panelin amacını şöyle açıkladı. Malumunuzda her yıl bütün dünyada bir ay var. O ayda farkındalık ayı diyorlar özüne. Farkındalık ayı da nerede? Kadınlar gerek mevzularına dikkat etsinler. Hani malumunuzda bugün bütün dünyada en çok yayılan kanserlerden biri de özellikle de kadınlarda meme kanseridir. Saratan tedi dediğimiz geldikçe de yayılır. İster ki devamlı bir şekilde kadınlarımızı iyi bir şekilde aydınlatan bu konuda bilgileri olsun, onları bilgilendiren, aydınlatan. Panele katılan kadınlar ise panelde ele alınan bilgilerin ve sağlık açısından önemini söylediler. Önceden hepsi kadınlar özlerine iyi baksınlar ve erken yani özlerine nece diye teşhisini yetirler. Çünkü bu işler, bu kanser yani ilerlemesin, hatta ki fayda şeyin bulsun, yani dermanın bulsun. Herkes öz özünü muayene edebilir.
bir basit bir şey. Eğer gördüyse örgünüzde bir şey varsa onda müracaat edebilir doktorunu. Örgünün her şeyin örgünü alsın, ilerlemesin. Bugün burada muhadaramız var idi. Meme kanseriyle ilgili doktor Ali Müftü tarafından sunuldu. Muhadarada güzel şeyler anlatıldı. Fahsıl Mubakır onun ne kadar önemli olduğunu, %99 şifa tam olacağını hastalarımıza. Farklı sorular ve cevaplar aldı. Yani hastalar sordular, cevap aldılar gelenler buraya. Biz de tabii ki önerilerimiz insanlarımıza Fahsıl Mubakır yılda iki kere gidip meccanide müsteşfelerde, hastahanalarda bedava yaptırabilirler. Bu birçok şeyden bizi kurtarır. Şimdi ise haber başlıklarını tekrardan izleyelim. Başbakan Muhammed Şeal, Sudani Lübnanlı mevkidaşı Necip Mikati ile Lübnan ve Gazze'ye yönelik devam eden Siyonist saldırılardaki son gelişmeleri görüştü. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Siyonist oluşumunun sorumlu tutulması çağrısında bulundu. Irak hükümeti resmi sözcüsü Basim el-Avadi, Irak'ın Riyad'daki acil Arap ve İslam zirvesi sırasında Filistin davası için Arap desteğini harekete geçirmeyi ve Gazze, Lübnan'a yönelik saldırıları durdurmayı sabırsızlıkla beklediğini doğruladı. Lübnan Dağı'yla Güney Beka bölgelerindeki kasabalara yönelik büyük Siyonist saldırılarda 41 Lübnanlı şehit oldu. Hizbullah ise işgal altındaki Filistin topraklarındaki aktivist yerleşimindeki sanayi bölgesini hedef aldı. Bugünkü bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.